Evet. Merhaba çocuklar. Hemen deneme sınavımızın çözümlerini yapalım. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soru bir permütasyon sorusu ve kombinasyon sorusu, işlemsel soru. Permütasyon dördün ikilisin. Dördü iki tane geriye doğru açıyorduk. Bölüsü yoktu. 5'in üçlüsü kombinasyon. 5'i 3 tane geriye doğru açıyorduk. Ve bölü 3 faktöriyel. Yani 3, 2, 1. Burada ne gelir? Sadeleştirmeler yaparsak 12 artı 10'dan cevabımız 22 cevabını bulursunuz. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Kelime harflerinin yerlerini değiştirerek, kelimesinin harflerini yer değiştirerek anlamlı ya da anlamsız alt harfli kelimeler yazılıyor. Kaç tanesi M ile başlar, K ile biter? M ile başladığı için birinci kelime, alt harfli bu kelimenin birinci kelimesi M'dir. Yani bir tane ihtimalimiz var. M'nin yeri değişmeyecek. M'yi yazdık. Ve K ile bittiği için son harfi de K'dır. Yani sona gelebilecek kelime de harf de K'dır. Sadece biz araya 4 tane harfi, 4 tane harfi yani E'yi, L'yi, İ'yi ve A'yı kendi arasında yer değiştirerek sıralayacağız. 4 tane harfi kendi arasında yer değiştirme 4 faktör yani 24 şekilde olur. M ile K'nın yeri sabit arkadaşlar. Şimdi Aynur elinde bulunan değişik renkteki 5 boyayla aşağıdaki verilen kareyi boyamak istiyor. 1 ve 2 numaralı kareler farklı renklere boyanmak şartıyla. Şimdi 1 ve 2 numaralı kareleri boyamak için iki farklı boya kullanacağız. Kaç tane boyamız var? 5 tane boyamız var. Ben önce 5 boyadan 2 tanesini seçtim. 2 tanesini seçtim. Bu iki boyayı nedir? Sarı kırmızı ya da kırmızı sarı. İki faktöriyel şekilde boyayabilirim. Yani şu anda 1 ve 2 numarayı boyadım. 1 ve 2 numarayı boyadım. Şimdi 3 ve 4 numarayı boyayacağım. 3 ve 4 numara için herhangi bir şart söylememiş. 3 numaralı kareye 5 tane boya kullanabilirim. 4 numara kareye de yine 5 tane boya kullanabilirim. Bunlar birbirinden farklı falan dememiş. Yani 5'ini de kullanabilirim. Ve buradan cevabımız nedir? 25 çarpı 2, 50 çarpı 10'dan 500 bulunur. Evet. 4 numaralı soru. Arda Burcu Canan'ın anılığını bulduğu 6 kişi bir grup yan yana fotoğraf çektirecektir. Buna göre Arda ve Burcu'nun arasında yalnızca Canan bulundu. Yani Arda ve Burcu'nun arasında yalnızca Canan bulunacak. Yani bunlar bir kişi kabul ediyoruz. Bunları bir kişi kabul ediyoruz. Arda, Burcu, Canan yazdık. 6 kişi. 3 tane daha adam var yanlarında. Bunlarla beraber toplam kaç kişi yapar? Bunlarla beraber toplam 4 kişi yapar. Toplam 4 kişinin sıralanma durumu 4 faktöreldir. Bir de A ile B yani Arda ile Burcu yer değiştirebilir. O da 2 faktöreldir. Cevabımız 24 çarpı 2'den 48 bulunur. Evet. Devam edelim sevgili dostlarım. Evet. 5 numaralı soru. Aşağıdaki düzgün beşgen üzerinde yerleştirici 7 nokta verilmiştir. Buna göre bu 7 nokta ile birbirinden farklı kaç üçgen çizilebilir? Şimdi üçgen için benim 3 tane noktaya ihtiyacım var. 7'nin üçlüsü. Tüm durumlar 7'nin üçlüsü. Sadece buradan üçgeni bozanlar. Üçgeni bozanlar nedir? Doğrusallardır. Yani 3 tanesi aynı doğru üzerindeyse bunlar üçgeni bozar. 3'ün üçlüsü 2 tane böyle durum var arkadaşlar. Yani 2 tane 3'ün üçlüsü var. Başka 3 tane doğrusal yok. Yani 7, 6, 5, 6 gider. 35 eksi 2'den cevabımız 33 bulunur arkadaşlar. Evet. 6 numaralı soru. 6 numaralı soru. Arda Barış Cüneyt Derya Ergün isimli 5 kişi arasındaki verilen 5 koltuğa verilen koşullarda oturacaklar. Arda ve Derya aynı renkli koltuklara oturmayacaklardır. Arda ve Derya aynı renkli koltuklara oturmayacaklar. Cüneyt mavi renkli koltuklardan birine oturacak. Evet, Cüneyt mavi renklerden koltuklardan birine oturacaksa arkadaşlar Cüneyt 3 koltuktan birini seçti. Bunu seçti mesela. Bunu seçti. Buna Cüneyt oturdu. Cüneyt oturtturduk artık. Kaldı 4 tane koltuk ve 4 kişimiz var. Arda ve Derya aynı renkli koltuklara oturmayacaklardır. Arda ve Derya aynı renkli koltuklara oturmayacaklardır. Şöyle düşünelim. Tüm durumumuzdan nedir? Tüm durumumuzda Arda, Barış, Derya, Ergün
4 koltuğa nasıl oturabilir? 4 faktöriyel. Biz bundan, tüm durumdan Arda ve Barış'ın, Arda ve Derya'nın aynı koltuğa oturdu, mavilere oturduklarını çıkartırsak, yani Arda ve Derya'nın mavilere oturdukları durum nedir arkadaşlar? 2 faktöriyel çarpı Arda ve Derya'nın yer değiştirmesi maviler ve Barış ve Ergün'ün de kırmızı ve sarıya 2 faktöriyel şekilde otururlar. Yani o da ne yapar? 3 çarpı 20'den cevabımız 60 bulunur arkadaşlar. Evet. Kaç numara soru? 7 numara soru. K kümesi 1, 2, 3, 4, 7. M kümesi 5, 6, 8, 9. Olmak üzere ABC 3 basamaklı doğal sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 2 basamak K kümesi elemandır. 2 basamak K kümesi. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisi. 5'in ikilisi. 2 basamak K kümesinin elemanı. 5'in ikilisi mi diyeceğim? Ha, rakamlar farklı demiyor değil mi? 2 basamak K kümesinin elemanı. 1 basamak M kümesinin elemanıdır. Yüzler basamağındaki rakam K kümesine aittir. Şöyle düşünelim. 1, 2, 3. Yüzler basamağındaki eleman. Şuradaki eleman K kümesine ait. O zaman buraya benim kaç tane elemanım gelir? 5 tane elemanım gelir. Doğru mudur arkadaşlar? 5 tane elemandan bir tanesini yazabilirim. Şimdi şu iki eleman, birisi K olacak, birisi M olacak. Yani ya KM ya MK. O zaman şöyle yapalım. Bir eleman K kümesinden seçeceğim. Bir eleman K kümesinden seçeceğim. Bir eleman K, M kümesinden seçeceğim. Şurada 5 çarpı var. Ve bunları bir de kendi arasında yer değiştireceğim. Çarpı 2 faktör. Bayağı çıkar bu. 20, 100, 200 çıkar. Evet. Arkadaşlar olay çok basit. Şuraya 5 ihtimalimiz var. Yüzler basamağı. Buraya yazdık zaten. Kalan 2 basamağı. Onlar ve birler basamağını seçmem için bir tane K kümesinden bir tane M kümesinden eleman seçtim. Farklı demediği için 5'in birisi ve 4'ün birisi. Ve bunları kendi arasında yer değiştirdim. Evet. 9 numaralı sorumuz. Aşağıdaki düzgün altıgenlerden oluşan motifte altıgenler içerisinde sayılar yazılıyor. Bu sayılar o altıgene komşu olup kırmızıya boyanacak hücre sayısını göstermek üzere. Ancak içlerinde sayı yazan hücrelerin boyanmayacaktır. Evet. Güzel bir soru. Buna göre kırmızı rengi boyanacak hücre sayısı kaç şekilde oluşturulabilir? Sevgili dostlar, önce böyle sorularda ortakları oluşturmamız lazım. Ortakları. Şimdi ortak hücreler neresi? 1 ve 2'nin ortak hücreleri, yani değdiği hücreler. Şurası, bakın şurası ortak hücreler. Şurası, başka ortak hücre var mı? Yok. Önce bu ortak hücrelerden bir tanesini boyuyorum. Neden bir tanesini boyuyorum? Çünkü bir, benim bu ortak hücrelerde zaten maksimum bir tane hücre boyayabilirim. Çünkü şuradaki altıgenin içinde bir yazıyor. Yani benim bu zaten bunun etrafında bir tanesini boyayabilirim. Şuraya boyadığımı düşünelim. İkinin birlisiyle şurayı boyadığımı düşünelim. Artık benim burada şurası boyanmaz arkadaşlar. Burası boyanmaz. Şuraları da boyanmaz arkadaşlar. Çünkü birin komşusunu yaptık. Tamam. Şimdi ne yapacağım? İkinin komşularından iki tane boyanacaktık. Burası bir tanesi, bir tane daha boyayacağım. Yani onu da nerede seçeceğim? Buradan, buradan, buradan. Bu üçünden birini seçeceğim. Evet. Artı veyahut ortak hücrelerden seçtiğimizi düşünelim. Ortak hücrelerden seçmezsek. Onu da kırmızı yapalım. Ortak hücrelerden seçmezsek, yani şurası ve şurayı seçmezsek. O zaman benim bir tane hücreyi şuralardan şu üçünden birinden boyamam lazım. Çarpı. Benim iki tane hücreyi de şu üçünden ikisini boyamam lazım. Ne yapar arkadaşlar bu? 6 artı 9'dan 15 cevabını bulursunuz. 6 artı 9'dan 15 cevabını bulursunuz. Evet. Onun sonra Mustafa kelimesinin harfleri, yerleri anlamlı ya da anlamsız kaç farklı 7 harfli kelime yazılmış. Arkadaşlar burada tekrar permütasyon. 2 tane A var. Onun için normalde eğer farklı olmuş olsaydı hepsi 7 faktöriyeldir. Ama 2 tane A tekrar ettiği için bölü 2 faktör yapıyoruz. Cevabımız Ceyhan bulunur. Evet, 11. soru. Kat sayılar toplamı arkadaşlar. Kat sayılar toplamında değişken yerine 1 yazıyorduk.
Değişken yerine 1 yazarsak 1 artı 2 bölü 1 üzeri 6'dan cevabımız 3 üzeri 6. Yani o da nedir? 3 üzeri 6, 729 bulunur. Evet. Mert ile Onur 1'den 6'ya kadar numara almış. Aşağıdaki kartlarla bir oyun oynuyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kartlar ters çevriliyken önce Mert 3 kart seçiyor. Ardından da kalan kartları Onur çekiyor. Elindeki kartlarda yazılı olan sayıların toplamı büyük olan oyunu kazanıyor. Evet. Mert'in çektiği 2 kart 2 ve 3 olduğuna göre oyunu kazanma olasılığı nedir? Sevgili dostlar, şimdi Mert 2 ve 3'ü seçti zaten. 2 ve 3'ü seçti. Mert'in toplamı 5 zaten. Şimdi Mert'in öyle bir sayıyla toplanması lazım ki, yani 3. kartta öyle bir şey olması lazım. 5 artı A olması lazım ki bizim diğerinden fazla olması lazım. Diğerinden, yani diğer toplamdan fazla. Onur'un toplamından fazla olması lazım. Şimdi nasıl olabilir? Mesela burada tek tek deneyebilirsiniz de. Yani çok zor bir soru değil. Tek tek deneyerek de yapılabilir. Mesela Mert 1 seçse toplam 6 olur. Diğerine 10-15 kalır, kazanamaz. Ama ben bütün ihtimalleri yazayım ilk önce. Tüm durum. Yani olasılık nedir? İstenen böyle tüm durumdur. Nedir arkadaşlar orada? Tüm durumu yazalım. Şöyle yapalım. 5'e 1 seçebilir. 5'e şimdi 1'i seçebilirim, 3. kart. 5'e 4 olur. 9. 5'e 5 olur. Toplamına gidiyorum arkadaşlar direkt. 5'e 6 olur. Yani 4 tane durum var. Tabii başka ihtimal var mı? Mert'in yani şu 5'ten sonra alacağı 3. kart ya 1'i çeker, ya 4'ü çeker, ya 5'i çeker, ya 6'ı çeker arkadaşlar. Mert'in çektiği 3. kart. Yani 4 tane ihtimalimiz var. Bunlardan hangisi diğerinden toplam olarak büyüktür? Mesela 5, 1 daha 6, diğerine 6, 10, 15 gelir. Bu olmaz. 5, 4 daha 9, 4'ü seçti. Öteki 11 yapar. O da olmaz. 5, 5 daha 10. Yani şunu seçtiğini düşünelim. Ötekine ne kaldı? 11. O da olmaz. 5, 6 daha 11. 5, 6 daha 11 yapar. Diğerine 9, 10 kalır. Evet, bu olur. Bir tane ihtimalimiz var arkadaşlar. Yani o da 5 ve 6'dır. 5 yani 6 numarayı seçerse, 2, 3'ün yanına bir de 6'yı seçerse bu oyunu Mert kazanmış olur. Yani o da istenilen bir tane durum var. Tüm durum 4 tane. Bu şekilde soruyu çözeriz. Evet, diğer soru. 13. soru. Aşağıda verilen iki satır, aşağıdaki verilen iki satır ve 3 sütundan oluşan tablonun 4 hücresi sarı ve kırmızı renklerden biriyle boyanacaktır. 4 tane hücresi. Buna göre bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir? 4 tane hücresi sarı ve kırmızı renklerden biriyle boyanacaktır. Önce benim boyanması için 4 tane hücre seçmem lazım. Altının dörtlüsü. Seçtim. Şimdi herhangi bir dörtlü. Bu dörtlü nasıl boyanabilir? İlk önce onu düşünelim. Bu dörtlü nasıl boyanabilir? Arkadaşlar. 4 de sarı olabilir. 3 tane sarı, 1 tane kırmızı olabilir. 2 tane sarı, 2 tane kırmızı olabilir. Yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. 1 tane sarı, 3 tane kırmızı olabilir. 4 tane kırmızı olabilir. Yani aslında kaç tane ihtimal var? Şu kadar. Şuradan bir ihtimal var. Şuradan bir ihtimal var. Ama şunlar da arkadaşlar, şurada 4 faktöre bölü 3 faktöre tekrar permütasyon var arkadaşlar. Yani sarı 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 kırmızı, bunu nasıl boyarız? Yani 3 tane sarı şöyle 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 olabilir, şöyle olabilir veya şu sarı şu sarı şu sarı şu kırmızı olabilir. Yani bunların kendi arasında yer değiştirmesi. Tabii bunların kendi arasında yer değiştirmesi 4 faktör bölü 3 faktör. Yani 4 tane ihtimal yapar. Yine şunların kendi arasında yer değiştirmesi 4 faktör bölü 2 faktör 2 faktör tekrar permütasyonla 24 bölü 2, 12, 2 daha 6. Yine burası 4 faktör bölü 3 faktör arkadaşlarım. O da 4 tanedir. Yine bu da 1'dir. Bunu da yazmıştık herhalde. Yani totalde 10, 14, 15, 16. 6'ın dörtlüsü 6'ın ikilisine eşittir. O da 15'tir. 15 çarpı 16'dan cevabımız 240 bulunur. Evet. Yukarıdaki şekilde A ve C noktalarından birer karınca bulmakta ve bu karıncaların A'dan C'ye, C'den olansa A'ya doğru yola çıkacak.
Aynı anda harekete başlayan karıncalar ot yönünden gösterilen yollarda yolları en kısa yoldan takip ederek takip edeceklerdir. Bu karıncaların hızları eşit olduğuna göre. Evet, aynı noktada karşılaşma olasılığı nedir? Güzel. Arkadaşlar şöyle. Bu karıncanın tüm durum ne? İlk önce onu bir yazalım. Tüm durum bu adamın 4 tane yolu var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane yolu var. Şu adamın da 1, 2, 3, 4 tane yolu var. Yani tüm durum 16. İstenilen durum ne? Karşılaşma. Arkadaşlar nasıl olabilir? Mesela şöyle düşünelim. Bu adam ya buna gidebilir, ya buna gidebilir, ya buna gidebilir, ya da buna gidebilir. 4 tane durum var aslında bu adamın gitme durumu. Şimdi bu adamın karşılaşmak istiyoruz ya. Bunu seçmemiz lazım. Bu adam buradayken bunu seçmemiz lazım. Ya da bu adam buraya geldi vakit bunu seçmemiz lazım. Ya da şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Biraz daha değişik anlatayım ben bunu. Şöyle yapalım. Şimdi bu adam 4 tane yolu var. 4 tane yolu var. Yola çıktı. Yukarıdaki karıncanın 4 tane yolu var. Bu adamın da aşağıdaki karıncanın da bununla karşılaşabilmesi için bir tane yolu var. Yani yukarıdakinin 4 tane yolu var. Aşağıdakinin bir tane yolu var. Yani o yola gitmesi lazım. Yani istenilen durum ne? Onunla karşılaşmak istiyoruz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bu üçüncü bir daha anlatayım arkadaşlar. Değişik çünkü bu. Bu adam buradan çıktı vakit bu adam da buraya çıkması lazım. Karşılaşsınlar. Bir. Bu adam çıktı vakit buradan burada çıkması lazım. İki. Bu adam böyle geldi vakit bu da buradan gelmesi lazım. Üç. Bu adam böyle gelirse bu da buradan gelmesi lazım. Dört. Yani dört tane. Her halükarda dört tane karşılaştığı yol vardır. Yani cevabımız 1/4. Evet. 15 numaralı soru. Evet. 15 numaralı soru. Bir öğretmen 16 öğrenciden oluşan bir sınıftaki öğrencinin tamamını sıraya ikişerli olarak oturtmaktadır. Bu sınıftaki öğrencilerden Cem ile Hakan beraber oturduklarının en az kaç gün sonra tekrar birlikte otururlar? Yani bizde 16 öğrenciden ikişerli gruplar oluştur diyor. 16'nın ikilisi. Ne yapar bu arkadaşlar? 16 çarpı 15, 16 çarpı 15 bölü 2 çarpı 1. Bu da ne yapar? 120. 120 tane ikili vardır arkadaşlar. Yani 120 tane ikili. Ne demek 120 tane ikili? Yani şimdi Cem ve Hakan beraber oturduktan sonra 120 tane de ikili durum oluşur. Yani 120'de bir karşılaşma ihtimalleri var. Öyle diyelim. Yani bir dahaki karşılaşmaları 120 gün sonra olur ya da öyle söyleyelim. Her gün değişiyor. Burada biraz kelime eksikliği var. Günlük değiştiğini söylemesi lazım. Evet. Bir oyuncakçı yukarıda verilen aynı renkte birbirine aynısı olan oyuncuları bir rafa yan yana dizecektir. Buna göre oyuncak bu işlemi kaç farklı şekilde yapabilir? Birbirinin aynısı olan oyuncakları bir rafa dizecektir. Bunu nasıl yapar? Arkadaşlar tekrarlı permütasyon yine bu. Nasıl yaparsınız arkadaşlar? Normal şartlarda 3, 5, 7 faktöriyel bölü. Tekrar edenler kim? 3 faktöriyel kırmızılar, 2 faktöriyel maviler, 2 faktöriyel sarılar. O da ne yapar? 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel. Bölü 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Şunlar gitti, şunlar şu gitti. 7 kere 5, 30. 6 kere 30, 180 mi yapıyor? Yanlış mı yaptım? 7 kere 6, 7 kere 5, 35, 210 yapıyor. Evet. 210 cevabını bulursunuz. Evet. Devam edelim. O yeni soru. ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanı yukarıdaki 9 karede yerleştirecektir. Harflerin boyalı karelere geleceği şekilde. Harfler boyalı karelere gelecek arkadaşlar. Harfler boyalı karelere gelecek. Yani şu ABC şunlara gelecek. O zaman bunun ABC'de buraya dizilmesi 3 faktöriyeldir sevgili dostlar. ABC'nin buraya dizilmesi 3 faktöriyeldir. ABC ya da ACB ya da BAC bunlar kendi aralarını yerleştiriyor. 3 faktöriyel. 1, 2, 3, 4, 6 tanesi de şuraya dizilir. Bunlar da 6 faktöriyel dizilirler. Yani cevabımız arkadaşlar Bursa olur. 17 Bursa. Evet. Devam edelim arkadaşlarım. 18 numaralı soru. Talip harflerinden ikisi 0 1 rakamların ikisi kullanılarak 4 tane şifre için kaç farklı şekilde üretilebilir? Ha, buradan ikisi kullanılacak. Sevgili dostlar buradan ikisi kullanılacak. 2, 4, 5. 5'in ikilisi. Şuradan 2 tane seçtim. Buradan ikisi kullanılacak. 4'ün ikilisi. 2 tane de buradan seçtim. 4 tane şifre. Şimdi burada herhangi yerleri ne ile ilgili bir şey söylemiyor. Direktmen
yerlerini değiştireceğiz. Yani 4 adamı 4 faktörü de şekilde sıralayabiliriz. Ne yapar o da? 10 çarpı 6 çarpı 24. 144 çarpı 10'dan 1440 yapar. Umarım anlamışsınızdır. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci ve ikinci elemanda, birinci ve ikinci değişkende x varsa burada şöyle açıyorduk. Biz 5'in reelisi diye açıyorduk. 5'in reelisi. Birinci adamın 5 eksi reelisi. Birinci adamın 5 eksi reelisi. Bunu derslerimizde bol bol işledik arkadaşlar. Birinci adamın 5 eksi reelisi çarpı ikinci adamın 2 bölü x'in reelisi. Şimdi bu ne yapar? Düzenleyelim bunu. 5'in reelisi çarpı x'in 5 eksi reelisi çarpı 2'nin reelisi bölü x'in reelisi. Şimdi biz buradan şu ifadeden x küp getireceğiz. Şu ifade x küp gelecek. Yani 5 eksi r'nin r'yi çıkarttığımız vakit, şundan şunu çıkarttığımız vakit 3 bulmamız lazım. Buradan 2r eşittir 2'den r eşittir 1 çıkıyor arkadaşlar. R eşittir 1 çıkıyor. R yerine 1 yazarsak bizim ifademiz şu ifade düzenlersek 5'in birlisi çarpı. Şurası zaten x küp yaptı. Çarpı 2 üzeri 1. O da ne yapar? 5 çarpı 2'den 10 x küp cevabını bulursunuz. Evet. 20. soru. 20. soru. Ne diyoruz? Talip bir pazar günü 8 varlık gazetelerden 3'ünü alıp okumak istiyor. Talip alacağı gazetelerden birini belirlemiştir. Arkadaşlar 8 tane gazete var. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gazete var. Zaten Talip okuyacağı gazetelerin bir tanesini belirlemiş. Gerek yok. Bu birin birisini. Onu seçmiş zaten. Tamam. 3 tane gazete okuyacaktır. 2 tane de gazete seçecek. Alacağı gazetesini belirlemiştir. Almayacağım gazeteyi belirlemiştir. Şunu diyor zaten ben almayacağım. Bunu çöpe atıyor direkt. O zaman benim 2 tane gazeteyi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gazeteden 2 tanesini seçmem gerekiyor. Evet, o da nedir arkadaşlar? Cevabımız 6'ın ikincisinden 15 bulunur. Evet. 21 numaralı soru. Arkadaşlar klasik bir tekrarlı permütasyon sorusu nedir? A noktasından C noktasına çizgiler üzerinden nasıl gideriz? Arkadaşlar yatay 1, 2, 3, 4, 5 tane yatay yol var. 1, 2, 3, 4 tane dikey yol var. Yani toplam 9 tane yolumuz var. Bunun 5 tanesi yatay, 4 tanesi dikeydir. Cevabımız 9 faktör, 5 faktör, 4 faktör. Yani bunun mantığını derslerimizde çok çok anlattık ama bir daha tekrar edelim. 5 tane yatay, 4 tane dikey yolu, kendi her yer değiştirmesi bizim A'dan C'ye götürür bizi. Evet. 22 numaralı soru. Seminer için İstanbul'a giden 8 öğretmen bir otelin boş bulunan 3 kişilik ve 5 kişilik iki odasına yerleştirecek. Bu grup içinde bulunan Talip ve Halit aynı odada kalmayacaklarına göre. Arkadaşlar Talip ve Halit aynı odada kalmayacaksa Talip burada Halit var. Veyahut bunlar kendi arasında yer değiştirilir. Yer değiştirme dediğimiz şey direktmen 2 faktöriyeldir. Tamam. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Benim sadece ve sadece Talip ve Halit'i yerlerine yerleştirdim. Zaten burada kaldı 6 kişi. Bu 6 kişiden ben sadece şuraya 2 tane adam yerleştirsem otomatikmen geri kalan 4 kişi şuraya yerleşmiş olur. Yani benim 6'nın ikilisini seçmem yeterli. O da cevabımız 30 bulunur. 6'nın ikisi çarpı 2 faktörden 30. Evet, 23 numaralı soru arkadaşlarım. 23 numaralı bir kural sorusu. Kuralımız ne? Kuralımız şu arkadaşlar. Şöyle basitten anlatayım. 5'in üçlüsü artı 5'in dörtlüsü eşittir arkadaşlar. 6'nın dörtlüsüdür. Yani şunlar aynı iken, şunlar da ardışıkken bu buna eşittir. Yani şöyle de yapalım. N'in A'lısı artı N'in A artı 1'lisi her zaman bize ne verir? Şu A artı 1'dir şurası. Burası A artı 1'dir. Şurası da N artı 1 olur. Ha, bu bize ne işimize yarar? Bu bize şu işimize yarar. 11'in 8'i 11'in 9'lusu arkadaşlar bunları toplarsak yani şöyle 11'in 8'lisi ile 11'in 9'lusunun toplamı bunu derslerimize verdik. 12'nin 9'lusudur arkadaşlar. Yani şu x'in toplamı 12'nin 9'lusudur. Ne oldu sorumuz? 12'nin 9'lusu ile 12'nin 10'lusu. 12'nin 9'lusu ile 12'nin 10'lusu arkadaşlar 13'ün 10'lusu yapar. Evet. X'in ilk değeri 10'dur. Tabii ki biz bunu bir de alttan gelelim yani. Şimdi alttan gelelim dediğimiz şey ne? 11'in 8'lisi dediğimiz şey aslında 11'in 3'lüsüne eşittir. 11'in 3'lüsü ile 11'in 2'lisinin toplamı. Arkadaşlar 11'in 3'lüsü ile 11'in 2'lisinin toplamı 12'nin 3'lüsüdür. Şimdi
Şu da 12'nin ikilisi demek. Şimdi o zaman 12'nin üçlüsüyle 12'nin ikilisinin toplamı arkadaşlarım 13'ün üçlüsü yapar. Yani x'in ikinci değeri 3'tür. X'in en büyük değer ve en küçük değeri kaç fazlasıdır diyor. Arkadaşlar 7 fazlasıdır. Evet. Devam edelim sevgili dostlar. 24 numara soru. Bazı kelimeler aşağıdaki boş katların üzerinde yazılıdır. Tamam. Bu kartlar katlanıp boş bir torbanın içine atılıyor ve torbanın rastgele bir kart çekiliyor. Buna göre çekilen kartla ilgili hangisi daha fazladır? Hangi olasılık daha fazladır? Şimdi sevgili dostlar, sesli harfle başlayan kelime. Sesli harfle başlayan kelime. Sonuçta ihtimalimiz 8. 8'de kaç? 1. 2. 8'de 2. Bunu 8'de ihtiyacım. 3 heceli bir kelime. Sevgi, dostluk, azim, başarı 1, iyilik 2, kardeşlik 3, kararlılık 4, mücadele 4. 3. 3 bölü 8. Evet. 2 heceli kelime. Sevgi, dostluk, azim. 3 bölü 8 bu da. 3 bölü 8. K harfiyle biten kelime. Dostluk, iyilik, kardeşlik 4 bölü 8. 4 bölü 8. 4 sessiz harften oluşan kelime. 4 sessiz harfi 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4 geçtik. 1, 2, 3, 4 geçtik. 1, 2, 3 geçtik. 1, 2, 3 geçtik. Evet. Bu da az, daha az. Yani K harfiyle biten kelime daha olasılığı daha fazla. 4 bölü 8 arkadaşlar. Evet. 24 numaralı soru da tamam, hallettik. 25 numaralı soruya bakalım. Sevgili dostlar, kaç tane üçgen var? Üçgen oluşturma için arkadaşlar bakın. A noktası tepe noktası ise bana iki tane nokta lazım. Kaç noktadan? Şu mavileri takip edersek. Buradaki beş noktadan iki tanesi A noktasını seçtim zaten. Bir de beş noktadan iki tanesini seçersem, o beş noktadan iki tanesini seçersem ben bir tane üçgen oluştururum. Tabii bu sadece şu doğru için. Bu doğru için de böyle, bu doğru için de böyle, bu doğru için de. Yani bir de dört tane doğrudan birini seçeceğim. Bu tepe noktası A noktası iken. Şimdi arkadaşlar tepe noktası B noktası iken, tepe noktası B noktası iken birim biri çarpı. Benim şimdi o zaman 1, 2, 3, 4 noktadan ikisini seçmem lazım. Çarpı 1, 2, 3, 4, 5 şeyden doğrudan birini seçmem lazım. Ne yapar arkadaşlar? 40 buradan yapar, 6, 30 buradan yapar. Cevabımız 70 tane üçgen oluşturabilirim. Evet. 26 numaralı soru. 26 numaralı soru. Bir galeride beyaz, kırmızı, lacivert renkli birer A marka. Beyaz, kırmızı renkli birer B marka. Kırmızı, lacivert renkli birer C marka araç bulmaktadır. Galerici bu aralar aynı renkteki otomobilleri yan yana getirerek düz bir sıra biçimde dizmek istemedi. Buna göre galerici bu aralar kaç değişikliğinde dizilebilir? Biraz. Beyaz, kırmızı, lacivert. Bunlar A marka. Beyaz, B marka, kırmızı, renkli birer B marka. Kırmızı, lacivert. C marka. Araçlanmıyor. Galerici bu arabaları aynı renkte otomobiller yan yana olacak. Aynı renkte otomobiller yan yana olacak. Yani şunlar yan yana olacak. Şu. Yani bunlar birbirinden ayrılmayacak. O zaman 3 faktöriyeldir. Çarpı bir de şunlar kendi arasında yer değiştirir. 2 faktöriyel. Şunlar kendi arasında yer değiştirir. Biraz fazla olur gibi geliyor. 2 faktöriyel. Şunlar kendi arasında yer değiştirir. O da 3 faktöriyel. Şunlar da kendi arasında yerleştirir. Arkadaşlar, kendi aynı renkli arabalar kendi arasında yerleştirecekler. Bunlar grup halinde gezecekler ama değişmeyecekler. 6 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 6 12 12 144 yapıyor. Hangisi? 144 yapıyor. Ya da şöyle yapalım. Şurası 24 yapıyor. 4 faktör. Şurası 3 faktör. Evet. 3 faktöre çarpı 4 faktöre. Cevap Ceyhan bulmuş. Evet. Son 3 soru 4 soru arkadaşlar. Birincinin ve sonuncunun belli olduğu 8 sporcunun yarışta bir yarışmada. Arkadaşlar birinci belli. Birin birlisi. Şimdi kaldı 7 kişi. Sonuncu belli. Kaldı 6 kişi. Sonuncu belli. Birin birlisi. K
Kaldı 6 kişi. İlk 3 tane. Şimdi benim ikinci ve üçüncülük lazım. İkinci ve üçüncülük için 6 kişiden ben 2 kişi seçerim. O 2 kişi de biri ikinci, biri üçüncü olur. Yani kendi arasında da yer değiştirirler. Yani Ali Veli, Veli Ali. Ya da cevabımız 30 bulunur ya da şöyle bulunur. Birinciyi seçtim zaten. İkincilik ve üçüncülük. Şuraya 6 kişi gelebilir, şuraya 5 kişi gelebilir. Böyle de yapabilirsiniz. Evet. 28 numaralı soru. 28 numaralı soru. 28 numaralı soru. A kümesinin elemanlarıyla 4 harfli anlamayan anlamsız farklı kelimelerden oluşan kelimelerin kağıdı yazılıyor. Yazılan kelime rastgele bir tane seçin. İşaretin bir bu kelime E harfiyle başlama olasılığı nedir? Arkadaşlar E harfiyle başlama olasılığı. Sonuçta şöyle düşünelim. 4 harfli kelime oluşturacağım ya. Hani basit mantık. Yani her birinden kelime oluşur. İşte 5'in 4'lüsü çarpı 4 faktörlerden işte bir sürü kelime oluşur ama her birine eşit sayıda oluşur. Yani A'dan ne kadar oluştuysa B'den o kadar, C'den o kadar, E'den o kadar, D'den o kadar. Yani bunun bu kelimeleri eşit sayıdadır. Yani torbadan çekersek E ile başlama olasılığı 5'te 1 olasılıktır arkadaşlar. Hani basit olarak düşünebilirsiniz. Çok basit mantık düşünebilirsiniz. Evet. Ceyda Hanım aşağıda verilen 3 çift özdeş çorabı çamaşır ipine dizecektir. Ceyda Hanım bu dizilimi her çorabı eşiyle yan yana olacak şekilde, yan yana olacak şekilde ise 3 faktöreldir bu. Yani bir de çarpı var mı? Sol sağ 3 faktörel. Hmm, 3 faktörel. Ne yapacağız? Her çorabı yan yana. Yan yana olacak şekilde. Eşiyle yan yana olacak şekilde yapmak zorunda. Buna göre Ceyda'nın bizim kaç kaç çıkıyor efendim? 3 faktör yapar. Tabii özdeş. Şimdi bunda bunu yer değiştirmesi bir şey fark ettirmiyor arkadaşlar. Çünkü aynı. Hani ona takıldım. Yani niye takıldım diye düşünürseniz hani şununla şunu yer değiştirirsek yine aynı bir görüntü olur. Hani bir şey yani özdeş bunlar. Özdeş olduğu için bunların yer değiştirmesi bir şey ifade etmiyor. Anladınız mı? Yani cevabımız Denizli. 6. X ile Y'nin kuvvetlerinin aynı olduğu terimin katsayısı. X ve Y'nin kuvvetlerinin aynı olduğu şöyle yapalım. 5'in R'lisi diyelim yine. Birinci adamın 5X küpün 5 eksi R'lisi çarpı eksi Y karenin R'lisi. Burada X ile Y'nin kuvvetleri aynı olacak. Şimdi düzenleyelim. Bu 5'in R'lisi çarpı 5'in 5 eksi R'lisi çarpı X'in 15 eksi 3 R'lisi. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Eksi 1'in R'lisi var arkadaşlar. Şurada bir eksi 1 var. Bir de Y'nin 2 R'lisi var. X ile Y'nin kuvvetleri aynı olacak. Şunlar aynı olacak. Yani 15 eksi 3 R eşittir 2 R'den 5 R eşittir 15'ten R eşittir 3. R'ye 3 verirsek arkadaşlar burası ne olur? 5'in üçlüsü olur. Burası ne olur? 5'in karesi olur. Bu ne olur? R'ye 3 verirsek 9 x'in 6'lısı olur. Şu eksi 1'in üçlüsü olur. Y'nin de 6'lısı olur. Yani ifademiz ne? 5'in üçlüsü 10'dur. 25'tir. 250 eksi 250 x üzeri 6 y üzeri 6 cevabını bulursunuz. Aynı oldu. Terimin katsayısı diyor. Evet. Gördüğünüz gibi sınav. Nasıldı bu sınav? 4-5 tanesi güzeldi arkadaşlar. Gerisi orta karardı. Gayet fena değil aslında. Güzelmiş sınavmış. Görüşmek üzere.